CHP'de adayların tamamının açıklanmasının ardından parti içi tartışma büyüdü. Son olarak Gürsel Tekin de bayrak açtı. Aday belirleme yönteminin CHP kültürüne yakışmadığını ileri sürdü. Parti yönetimi işte o tartışmaların gölgesinde toplandı. Ben bu iddiaların büyük kısmının nerelerden neşet ettiğini gayet iyi görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerin çok büyük bir kısmını almaya doğru ilerliyor. Adaylar açıklandı, 6 oktav çatlak sesler yükseldi. Kılıçdaroğlu A takımını tartışmaların gölgesinde topladı. Tamamına yakınını parti meclisimizin onayını alarak belirledik. Gürsel Tekin de sosyal medyadan yaptığı merakla beklenen açıklamasını aday seçiminde liyakat değil şahsi yakınlık öne çıktı dediği genel merkezin yanıtı gecikmedi. Bazı arkadaşlarımızın beklentileri gerçekleşmemiş olabilir. Duygusal tepki göstermekten uzak durmaları yararlıdır. Altı oku en çok karıştıran isimlerden biri de Siverek adayı Fatih Bucak oldu. 3 ay önce MHP'den aday gösterildiğinde seçime değil ölmeye geliyorum demiş, CHP'nin de tepkisini çekmişti. Özgür Özel o tepkiyi MYK toplantısına taşırken Bucak hemşehrilerine yanlış anlaşıldım mesajı verdi. O benimki sevgi. Sandığa gömmeyi kastettik aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sebze meyve fiyatları ile ilgili sözlerine de tepki gösterdi CHP sözcüsü. Marketçileri, pazarcıları, halcileri terörist ilan ederek kurtulmak mümkün değildir.